İzmir'de yaşayan kadının iddiasına göre tüm birikimini İstanbul'daki bir kafeye ortak olmak için harcadı ama ortaklık gerçekleşmediği gibi parası da gitti. Harcadığı yaklaşık 1 milyon lirayı geri isteyince de darbe uğradı. Dayak yediği görüntülerle birlikte soluğu savcılıkta aldı. Defalarca şiddet gördüm, defalarca ailem arandı, tehdit edildim. İddiaya göre ortaklık vaadiyle dolandırıldı, yetmedi, darp edildi. Korku içinde yaşıyor. Taciz edildim, ormana götürüldüm, silah çıkarıldı. İzmir'de yaşayan 35 yaşındaki Sevgi Canlı iddiaya göre İstanbul'da olduğu dönemde sık gittiği nargile kafeye ortaklık vaadiyle kandırıldı. O insanın iyi niyetine güvenerek oranın açılış parasını verdim ve oranın gerçek sahibini arayıp onay almıştı. Daha sonrasında kredi kartımı dükkan için kullanacaklarını ve 150 ortak yapacaklarını söylediler. Yaklaşık 1 milyon lira harcadı. Bankadaki tüm birikimiyle kürdandan tütüne kafenin tüm ihtiyaçlarını aldı. Yaklaşık 1 milyona yakın kaybım var. Şu anda da zaten 370 bin kadar icralığım. Dolandırıldığını fark edince parasını geri istedi. İddiaya göre aldığı yanıt dayak ve tehditti. Beni önce tehdit ediyorlar, sonra darp ediyorlar, sonra dövüyorlar. Buranın gerçek sahibi beni arayıp paranı vereceğiz, malını vereceğiz dedi. Daha sonra oraya gittim. 5 adamla oturmuş, bunu sana vermeyiz, şunu sana vermeyiz, bunu bundan alacaksın, bunu bundan alacaksın gibi tehditvari konuşmalar yaptılar. Kafenin içinde darp edildiği görüntü ve belgelerle savcılığa gidip şikayetçi oldu. Şu anda açılan hiçbir dava yok. Bir kadının öldürülmesi mi gerekiyor? Ölüm korkusuyla yaşıyorum diyen Sevgi Canlı sorumluların cezasını bulmasını istiyor. Ben ölmek istemiyorum ve ben şu anda yaşadığım ülkede korkarak yaşıyorum.